Şu anda bakıyorum bir de sol koşu. Erkan Baroğ. Şimdi burada. Erkan Baroğ. Aparkat dediğin sol koşu olmuyor. Üzerine gitti, baskıyı arttırdı. Şimdi bunu atmaya başladı Erkan Baroğ. Hız darbesi. Koluna arka arkaya atıyor. Ne kadar kaldı diye bakıyorum. Bir dakika var. Şimdi burada bakın. Şimdi burada love kick. Saniyeler kaldı. Hadi Erkan. Bu tempoyu devam ettir Aparkat. Bir daha love kick. Sol direk tekrar. Bir daha gidiyor üzerinde. Karaçeli çalışıyor. Burada yılmaz şeyler yapıyor. Süper bir iş çıkartıyor. Arka arkaya yumruklar. İşte tecrübe bu. İlk mağlubiyeti ona yaşatıyoruz. Eğer 30 saniyede değişen bir şey olmazsa sevgili izleyiciler, bunu aldık diyebilirim. Kesinlikle mücadeleyi aldık diyebilirim. Ve maçın sonunda da Erkan Baroğ'un sürprizini açıklayacağım. High kick, low kick, sol direkt low kick. Aparkat çıkartıyor. Mükemmelsin, mükemmel. Low kick tekrar. Low kickler arka arkaya. Bitti bu iş, bitti. Bitti bu iş, bitti. İşte bitti. Bitti, bitti. Kazanan Erkan Baroğ. Her şekilde söyleyebilirim. Her şekilde söyleyebilirim. Olayı bitirdik sevgili izleyiciler. Erkan Baroğ aldı götürdü maçı. İşte bir maç böyle kazanılır. Erkan Baroğ'u birazdan buraya çağıracağız. Ve Erkan Baroğ'un It's Showtime'daki 15 Ağustos'taki yeni rakibini açıklayacağız. Sevgili izleyiciler, maalesef Adem Bozkurt'un bacağı çatladı ve alçıya alındı. Ve 1,5 ay boyunca alçıda kalacak Erzurumlu Adem Bozkurt'un bacağı. Ve bu sebeple yerine Petrosyan'la kim dövüşecekti? Erkan Baroğ'un bu performansını bekledik ve açıklayabiliriz artık. Sevgili arkadaşım, It's Showtime'ın promotörü aynı zamanda Türkiye Başkanı Kasım Çırak'la oturduk, konuştuk. Ve Erkan Baroğ, Adem Bozkurt'un yerine Petrosyan'la 15 Ağustos'ta karşılaşacak. Bakalım kim kazandı? Evet, bu arada ilginç bir karar var. Hakemlerin değerlendirmesi sonucunda yine bir eşitlik çıktı. Bir ekstra round daha olacak. Bir ekstra round daha olacak. Gerçekten çok başa baş bir mücadele. Erkan Baroğ'la Akış Sarıyev arasında bir ekstra roundta. Nasıl? Bu arada sevgili izleyiciler, bir ekstra round daha dediler ama inanılır gibi değil. Bir round daha kapışacaklar. Sevgili izleyiciler, bir beraberlik daha kararı çıktı. Bir hakem %100 oranında Erkan Baroğ'a vermiş vaziyette ama diğer iki hakem mavi işaretleyince beraberlik kararı geldi. Yani bir anda inanamadık. Bir ekstra round da olacak. İnşallah bir aksilik olmaz diyoruz. Son round. İki ekstra round'dan daha fazlası yok. Yani pozisyonları tekrar tekrar izlesek, 10 defa izlesek, 100 defa izlesek ekstra round'ı kaybettik diyemeyiz herhalde. Ve son ekstra round'dayız. Low kick. Middle kick. Erkan çok daha dikkatli olması lazım. Round kickler geliyor. High kick.
Low kick. Akis Sarıyev'le 5. rounddalar. Şimdi sıçrayarak bir vuruş denedi Erkan Vural. Dönerek kay kick denedi ama direkt yumruk aldı. Bir sağ kroşe. Avuç içi geliyor rakipten. Bir tane sağ kroşe, süper. Diz darbesi. Bir tane daha diz geliyor. Son rounddayız artık. Daha fazla ekstra olmayacak. Aparkatlar yine gelmeye başladı Erkan Varol'dan. Müthiş aparkatlar vuruyor. Bir tane daha aparkat. Bu işler kaldırırlar. Bu şekilde bitirirse inanılmaz süslemiş olur geceyi. Devam ediyorlar. Futbolda da çok büyük heyecan var. 2 Ağustos'ta Süper Kupa maçı. Beşiktaş-Fenerbahçe Fox ekranlarında. Bunu da aktarmak istiyorum sevgili izleyiciler. Sol direkt low kick. Tekrar low kickler. Aparkat sol kroşe. Low kick. Sol kroşe tekrar. Middle kick. Sol kroşe vuruyor yine. Erkan Varol mideye çalıştı. Adeta ders veriyor. Ama aradan direkt yumruklar aldı. Bir tane bir sol kroşe tekrar çok sert. Kaldırıyı uzatıyordu. Erkan Varol bekledi. Üzerine gitti. Aparkan sol kroşe direkt. Hakem ayırıyor. Hakem ayırıyor. Hakem tedavi için köşeye gönderdi. Evet. Artık hiçbir telafisi yok. Son saniyeleri ilerliyoruz. İnşallah bundan da beraberlik bir karar çıkmaz. Yani bu mücadeleyi büyük ihtimalle tekrar ekranlara getireceğiz ilerleyen günlerde. Bunu bir daha masaya yatırmak lazım. Extra round'da neler yapabilecek? Bunu görmüştük. Çok net aparkatlarla özellikle ilk extra round'da işi bitirmişti. Ve kroşelerle buna destek vermişti. Karaciğer yoklamaları birçok başarılı vuruşu vardı. Artık çok az kaldı. Low kick. Üzerine gidiyor Akis Sarıyer. Köşeye doğru sıkıştırdı. Bir sakatlık olmasın. Gecenin son mücadelesi bu. Low kick. Sol direk. Bir sağ kroşe. Aparkatlar yine devam ediyor. Bir tane sağ direk vurdu Erkan Vural. Sol kroşene destek verdi. Tekrar üzerine gidiyor. Burada yine darbeler aldı köşede. Nasıl çekişmeli bir maç oluyor. Middle kick. High kick blokladı. Low kick tekrar. Maç bitti. Bakalım karar ne olacak? Bakalım karar ne olacak? Şimdi karar açıklanıyor.